Merhaba arkadaşlar. Daha önceden de zaten paylaşmıştım bu konuyu fakat kas temizliği konusunda biraz daha bilgi vereyim dedim. Nasıl olsa yeni başlayanlar var. İşte yeni başlayanlar da yeni videoları görsünler. Yeniden yeni bilgiler vereyim dedim. Kas temizliği konusunda daha önceden hani işte altın elbiseli adam veya farklı arkadaşların videolarını seyretmişsinizdir. Ben hem normal şeyler önereceğim hem de iki tane ürün önereceğim. Bir tanesi Helmet Visor Clean diye geçiyor. Motul'un bir ürünü. MCK M1 diye geçiyor. Bunun modeli, markası ve işte kendi ürün adı bu. Bunu sıkarak vizörünüzü temizleyebiliyorsunuz. Zaten üstünde bütün detayları yazıyor. Vizörünüze sıkıyorsunuz. Hafif bir mikrofiber bez olursa çok daha iyi olur. Onunla tamamen temizliyorsunuz. Ve o şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki içini nasıl temizleyeceksiniz? İçini temizlemek de çok basit. Bunun için de bir tane ürün yapmışlar. İçini temizlemek için de Helmet Interior Clean diye kask iç temizleme diye M2 Motul'un bir ürününü yapmışlar. Bunu da içine sıkıyorsunuz. Kuruyana kadar beklemeniz gerekiyor. Hemen giymemeniz gerekiyor. Bu tarz şeyler kullanırken belirli bir kuruma şeyi var. 15 dakika veya yarım saat olabilir. Hani bir gece önceden eğer hani içine sıkarsanız hem antibakteriyel olmasını sağlıyor hem de içindeki kokuları alıyor. Ama dersiniz ki hani benim kenar kısımlarında yağlarım var, şu var, bu var falan. Eğer böyle bir kaska sahipseniz bence şöyle bir şey yapın. İçindeki pedleri çıkartın. Çünkü hani bu size yetmeyecektir. İçindeki pedleri falan hepsini çıkartın. Bebek şampuanı alın. Bebek şampuanıyla hafif ılık bir suda onları aşırı yüzmeden hafif hafif böyle dokunuşlarla yıkayın. Ondan sonra kurumaya bırakın. Sonra tekrar takın ve kullanın. Çünkü o pedlerin iç hassasiyetinin, o süngerimsi dokunun bozulmaması gerekiyor. İki türlü farklı hani kaskın dışını da temizlemek için diyelim böyle işte hani asit çıkarıcı veya işte ne denir güçlü temizleyici şeyler kullanmayın. Böyle bebek şampuanıyla hatta bu şey yerlerinde havalandırma deliklerinin kenarlarında pamuklu çubuklarla falan temizleyin. İç petlerini bebek şampuanıyla dışında hafif aşırı hani alkollü olmayan bir temizleyiciyle temizleyebilirsiniz, silebilirsiniz. Bebek şampuanı benim tercihim, hem içini hem köpüğünü. Köpüğünü ıslatmamaya çalışın çünkü köpüğü ıslandığı zaman o kendi yapısı kayboluyor. O yüzden hani köpüğünü ıslatmadan bu işlemleri yapın. İç petlerini yıkayın, onu da yumuşak yıkayın. Kaloriferde bir anda kurutmaya geçmeyin çünkü kalorifer onların büzüşmesine sebep olacaktır. Ani kuruma, ani sıcaklık ya da o tarz şeylere çok dayanıklı değildir bunların iç petleri. O yüzden de kenarda bir yerde kurumaya bırakın, kaloriferin üstüne koymamaya çalışın. Benim tavsiyelerim kaslar için bunlar. Kas temizlemek için daha önceki videolarımdan bir tanesi de var. O biraz daha uzun bir videoydu galiba. Onu da seyredebilirsiniz. Onu da link olarak şuraya ekleyeceğim. Hepinize iyi sürüşler.